20 yıl önce doğduğu köyünden asker ocağına giderken hiç bu kadar sevinmemişti. Asker ocağı peygamber ocağıydı, biliyordu. Çocukken hep iyi bir asker, büyük bir komutan olmak istemişti. Çünkü doğduğunda babası kulağına Seyit diye fısıldamıştı. Seyit lider demekti. Ardından gelen serden geçtilerle birlikte düğüne gider gibi savaşa gidebilmekti onun çocukluk hayalleri. İşte gerçekleşiyordu. Giderken annesi Emine ona şöyle demişti. Oğlum Seyit, darda kalırsan şu duayı oku. La havle ve la kuvvete illa billah. Yüce Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Koca Seyit hemen birliğine katıldı ve kısa sürede uyum sağladı. Burada gürbüz yapısı ve pehlivanlığıyla dikkatleri çekti. Sivilde olduğu gibi asker ocağında da güreşmeye devam etti. Kendisine pehlivanlığından dolayı koca lakabı verildi. Bundan sonra onun adı Koca Seyit'ti artık. Koca Seyit askerlik ocağında henüz 3 senesini yeni tamamlamıştı ki Balkan Savaşı patlak verdi. 1912'de Koca Seyit'e Balkan yolu göründü. 1914'te 1. Dünya Savaşı patlak verince Koca Seyit topçuer olarak Çanakkale cephesine gönderildi. Memleketini görmeyeli kaç yıl olmuştu hatırlamıyordu. Düşman nereye saldırsa Koca Seyit ve arkadaşlarını karşısında buluyordu. İngilizlerin amacı İstanbul'u zapt ederek Ruslara yardım etmekti. Müttefik kuvvetler komutanı Churchill, İngiliz Harp Meclisi'nde şöyle der. İnanın bana Türklerin gırtlağı bu boğazlardır. Onu demir bir elle şöyle bir sıkmak yeter. O büyük gibi görünen köhneleşmiş imparatorluk cansız kollarımıza yıkılır. Ve unutmayınız ki Rus yarı ancak o boğazlardan nefes alabilir. Rusya'ya başka türlü yardım edebilmenin imkanı da yoktur. İngiliz kararını vermişti. Çanakkale Boğazı'nı geçecek, İstanbul ve Anadolu'yu işgal edecekti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah! Seddülbahir Kalesi'nin duvarlarında sabah ezanı yankılanıyordu. 4. Mehmet'ten beri kim bilir kaç kez yankılanmıştı bu ilahi sada bu duvarlarda. Güneşin taze ışıkları birdenbire Birleşik Filo'nun çelik namlularında yansıdı. Ve ölüm yürüdü 86 vatan evladının üzerine. Kale komutanı Yüzbaşı Şevki Bey ile birlikte 5 subayımız ve 81 erimiz şehit oldu. Alınları secdedeydi, yürekleri hakla beraber. Çanakkale Savaşı başlamıştı. Anasından helal süt emmiş Mehmetler, Osmanlar, Hüseyinler, Seyitler durur mu? Bu cihangir ruhlu yiğitlerin yüreğinde tek bir duygu vardı. Din, vatan ve bayrak düşman postalları altında kalmasın da varsın aksın kanımız bu topraklara. Bölük bölük, grup grup Gelibolu'ya koştu destanlar yazmaya. Azgın zırhlı devlere karşı etten ve kemikten kaleler örmeye. Anadolu çoktan kararını vermişti. Vatan sahipsiz kalmayacak, namus payimal olmayacaktı. Müttefik kuvvetlerin büyük bir saldırıda bulunacakları haberi geldi. Koca Seyit, arkadaşlarıyla birlikte Rumeli Mecidiye Tabyası'ndaki yerini aldı. Yerli ustalarımızın yaptığı ve patlamaz diye bu depoda bırakılan 26 kara barut mayınımız 8-9 Mart 1915 gecesi Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey tarafından Nusret mayın gemisiyle boğaza döşendi.
17 Mart'ta Çanakkale'deki bütün birliklerimizde yoğun bir faaliyet vardı. Çünkü ertesi gün düşmanın büyük bir hücuma geçeceği haberi alınmıştı. Çanakkale Boğazı'nın Rumeli yakasında, Kilitbahir denilen bu mevkide 28'lik Mecidiye Bataryası'nda Koca Seyit'le birlikte 40 kişi bulunuyordu. Koca Seyit'in bataryasında hazırlıklar tamamdı ve düşmanın taarruzu beklenmeye başlandı. Koca Seyit o gün Çanakkale'de yaşadıklarını şöyle anlatır. Bizim batarya topları Çanakkale'nin karşı kıyısında Rumeli Mecidiyesi'nde mevzilenmişti. Mart'ın 17'sinde komutanlıktan bir haber çıktı. Bütün topçular, birlikler tetikte dursun, yarın büyük bir düşman zorlaması olacak denildi. İyi ya, hadi bakalım. Geleceği varsa göreceği de olur elbet, dedik biz de. Gelibolu'da akşam oluyordu. Güneşin batmasıyla çöken karanlıkta tam bir sessizlik hakimdi şimdi. Mecidiye bataryasında kimse uyumuyordu. Vatan acı çekerken uyumak ne mümkündü. Askerlerin birçoğu Kur'an okuyor, diğerleri de onları dinliyor, zafer için sonsuz kudret sahibinden el açıp yardım diliyordu. Rumeli Mecidiye Bataryası'nın 3 numaralı topunun çelik gövdesine sırtını dayamış topçu er Koca Seyit, az ileride okunan Kur'an'a kulak verip dinliyordu. Gece boyunca hiç uyumamış, sabaha kadar gözünü kırpmamıştı. Sabahın sessizliğinde birdenbire sabah makamında bir ezan yankılandı ve tüm boğaza yayılmaya başladı. Sabah ezanı okunuyordu. La ilahe illallah. Namazdan sonra hummalı bir hazırlık başladı Türk karargahında. Artık işgal donanmasının beli kırılmalı, bu vatanın mahşere kadar Türk yurdu olarak kalacağı onlara anladıkları dille anlatılmalıydı. Koca Seyit der ki, o geceyi uyumadan heyecanla geçirdik. Sabahleyin erkenden hazırlanıp toplarımızın başına geçtik. Gözlerimiz boğazın mavi sularına baka baka davetsiz misafirleri beklemeye başladık. Alman pilotu Schneider ve Yüzbaşı Hüseyin Bey 18 Mart sabahı düşmanın durumunu öğrenmek için keşif uçuşuna çıktı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler. Düşman donanması boğaza doğru hareket halindeydi. Hemen geri dönüp bunu müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa'ya bildirdiler. Bu haber üzerine Çanakkale Türk cephesi hareketlendi. Her tarafa alarm verildi. Mehmetçikler savaş yerine koştu. Komuta yerlerinde dürbünler boğaz açıklarına, deniz ufkuna çevrildi. Saatler 10.30'u gösterirken müttefik donanma göründü. 20 savaş gemisi, 4 kruvazör, 21 muhrip, 7 denizaltı, 7 mayın arama gemisi, 1 depo ve 2 uçak gemisiyle boğaza doğru yaklaşıyordu. Çanakkale Boğazı, tarihin en kanlı günlerinden birine daha tanıklık etmeye başladı. Denizler ötesinden boğaza gelmiş dev filo, ölümüne korunan bu geçidi aşarsa, çok geçmeden Osmanlı'nın payitahtı İstanbul düşecek ve vatan toprakları işgal edilecekti. Türk topçusu bunun farkındaydı. Anadolu Bozkırı'nın o güne kadarki deniz görmemiş çocukları düşmanı denizden bir adım bile geçirtmemeye yemin etmişti. Düşmana ilk karşılık Mesudiye ve Dardanus tabirlerinden verildi. Saldırının bir tanığı deniz topçusu Binbaşı Hasan'ın hatıralarında şunu okuyoruz. Kalbimizi Allah'ımıza ve toplarımızı düşmana 8200 metre mesafede bulunan Irrestible'a tevcih ederek ilk ateşimizi açtık. Kaptan Köprüsü'nden isabet alan Inflexible'a geri dön emri verildi. Bu vet almış olduğu isabetten dolayı yanıyordu. 14 yerden isabet alan Sufren hemen hemen savaş dışı kalmıştı. Anadolu'nun cihangir ruhlu yiğitleri vatanın müdafası için can siperhane vuruşuyor, düşman zırhlılarının yağdırdığı güllelere yayılım ateşe karşılık veriyor, düşmana adım attırmıyordu.
Koca Seyid'in bulunduğu Mecidiye bataryası, düşmanın yoğun ateşi altında paniğe kapılmadan cesaretle, özveriyle görevini sürdürdü. 18 Mart öğle saatlerinde Avrupa'nın gururu, yüzen dünyalar 26 Türk mayınının üstünden geçerken birdenbire korkunç patlamalar boğazın her tarafını inletmeye başladı. Patlamaların ardı arkası kesilmiyordu. Nusret mayın gemisiyle çok zor şartlar altında Çanakkale boğazına döşenen 26 mayın bir bir patlıyordu. Koca Seyit, müttefik donanmasının saldırısını şöyle anlatıyor. Queen Elizabeth'e yarım dünya derdik. Manevrası çok keskindi. Bir geliyor ki iki yakaya ateş saça saça. Ateş menzilimize girince biz de başladık. Bir karıştı ortalık. Top, tüfek gümbürtüsünden yıkılıyor boğaz. Ver gitsin ateşi, onlar bize, biz onlara. Yılmıyor düşman, boğaz alev alev yanıyor. İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden Queen Elizabeth ve Ocean zırhlıları mayınlardan kurtulmuş, Koca Seyit'in bataryasının bulunduğu Kilit Bahir önlerine gelmiş, kıyıyı top ateşine tutmuştu. Ateş çemberi genişliğe genişliğe Koca Seyit'in bulunduğu Mecidiye bataryasına ulaşmıştı. Bataryanın sağına soluna mermiler peş peşe düşmeye başlamıştı. Durumun kritik olduğunu gören batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey sığınağa emrini verdi. Fakat sığınağa ulaşmak için zaman yoktu. Ocean gemisinin attığı 500 kiloluk top mermisi havada ıslık çalarak Mecidiye bataryasında görevli askerlerin tam ortasına düştü. Müthiş bir patlamayla sarsıldı batarya. Şarapnel parçaları havada uçuşuyor, patlamanın etkisiyle etrafı kaplayan toz ve alev bulutu gözleri göremez hale getiriyordu. Düşman gemilerinden atılan bir mermi cephaneliğe isabet etmiş, cephanelik havaya uçmuştu. Tabya, 14 şehit, 24 yaralıyla inlemeye başladı. Batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, feci patlamadan 3-5 saniye sonra sığınaktan ok gibi dışarı fırladı. Bataryasının acıklı, yürekleri sızlatan korkunç manzarasını gördü. Olduğu yere çakıldı kaldı. Bataryasında her şey bitmişti adeta. Toparlanınca yaralıların acı feryat ve haykırışları arasında dolanmaya başladı. Şehitlerin cansız vücutlarından güllelerin acımasız darbeleriyle kopan parçalara baktı. Bitmiş, tükenmiş Mecidiye bataryasının toprak yığıntıları ve çöküntüleri arasında "Komutanım, komutanım, ne olursun kurtar beni komutanım. Yetiş, ölüyorum, boğuluyorum komutanım." diye bir ses duydu. Hemen sesin geldiği yöne doğru koştu. Bu ses Nideli Ali'nindi. Cephaneliğin patlamasıyla havaya uçmuş, toprak altında kalmıştı. Yüzbaşı Hilmi Bey, Ali'yi toprak altından çekip kurtardı. Nideli Ali, acı acı inleyip duran bir yaralı arkadaşına yardım etmek için onun bulunduğu tarafa giderken ayağına bir şeyler takıldı ve yere düştü. Bir insan ayağı. Ayağın üstündeki toprakları temizledi, sonra eliyle ayağı hafifçe iki yana sallayıp yokladı. Ayak kesinlikle bir bedenden kopmuş. Hemen komutanını çağırdı. Komutan eliyle yoklayınca nabzının ve kalbinin hafif de olsa atmakta olduğunu fark etti. Bir süre sonra asker kendine geldi. Bu, Koca Seyit'ten başkası değildi. Koca Seyit, yaşadığı o dehşet dakikaları anlatırken kendini tutamaz ve ağlar. Bir sığınağa doğru koştuğumu hatırlıyorum.
Bir gümleyiş oldu ama sanki yer yerinden oynadı. Gerisini hatırlayamıyorum. Bir müddet sonra gözlerimi açtığımda başımda bizim top neferlerinden Nideli Ali bekliyordu. Şöyle doğrulup gözüm iki yana kayıverdiğinde yürekler acısı manzarayı gördüm. Etrafımız arkadaşlarımın cansız bedenleriyle doluydu. Ali ne oldu böyle? Nerede bizim öteki arkadaşlar? Dedim. Ali'nin gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Ben deli gibi olmuştum. Ayağa kalktım, gözlerimi şehit arkadaşlarımın cesetleri üzerinden bir türlü ayıramıyordum. Her tarafım zangır zangır titremeye başladı. Göz pınarlarında biriken hüzün tomurcukları toprağa düşerken Seyit'in gözleri boğaza kaydı. Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Evet, yanlış görmüyordu. Topların susmasından istifade eden büyük bir gemi boğazı geçmek üzere tam hızla yol alıyordu. Boğazın serin sularını yararak ilerleyen bu gemi, İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden biri olan Ocean'dan başkası değildi. Ocean zırhlısı 26 mayın hattından kurtulup İstanbul'a yönelmişti. Bu zırhlının boğazı geçmesi demek savaşın bitmesi demekti. Türk tabyaları büyük bir ümitsizliğe ve sessizliğe büründü. Düşman gemisi hiçbir mukavemetle karşılaşmadan ilerliyordu Marmara'ya doğru. Hoca Seyit'in zihninde şimşekler çaktı, gözleri parladı. Annesi Emine'nin kendisine öğrettiği duayı hatırladı. La havle ve la kuvvete illa billah. Yüce Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Duası Seyit'in ağzından nur tanesi gibi dökülmeye başladı. Koca Seyit bu duayı defalarca okudu. Bundan sonra yaşananları Koca Seyit şöyle anlatır. Toplara baktım, sadece benim kullandığım top meydanda. Öteki toplar toprağa gömülmüş, hiç görünmüyorlar. Bizim topun da metaforası yani mermiyi kaldıran vinç kopmuştu. Topun yanındaki top mermilerini gördüm. Onlara bakarken o iri iri mermiler bana ufacık birer oyuncak gibi gelmeye başladı. Ali'ye seslendim. Ali çabuk yetiş, bana yardım et. Ali benim ne yapmak istediğimi anlamıştı. Gözüm kızmıştı bir kere. Bismillah çekip vatanın, milletin için göster kendini gayri Seyit dedim. Top güllesine davrandım. Mermi tam 276 kiloydu. Gözlerini kapadı, yüksek sesle tekrarladığı "Allahu Ekber!" sesleri eşliğinde Nideli Ali'nin şaşkın bakışları arasında kendisinden neredeyse 4 misli daha ağır olan top mermisini kavradı. "Bismillah!" diyerek kaldırdı. Demir basamakları çıktı. Yanında bulunan Nideli Ali, Seyit'in göğüs ve omuz kemiklerinin çatırdısını duyuyor, hayret ve dehşet içinde bakıyordu. Seyit, top mermisini büyük bir dikkatle hazneye yerleştirdi, azimle, öfkeyle kül olmuş bataryasının, şehit ve yaralı olmuş bir sürü arkadaşının intikamını bir hamlede alırcasına "Ya Allah, Bismillah!" diyerek topu İngilizlerin kibir abidesine doğru ateşledi. Ardından bir mermi daha, sonra üçüncüsü tam kalbinden vurmuştu hedefini. Koca Seyit yaşadığı o dakikaları şöyle anlatır. "Ali," dedim, "sen öndeki gemiye iyi bak." "Ya Allah," deyip bir ocakladım buna. Ali hemen "Vurdun, vurdun Koca Seyit!" diye bağırdı. "Sahi mi Ali?" deyip İnanmaya inanmaya gözlerimi o tarafa kaydırdım. Geminin olduğu yerde bir duman yayılıverdi. Biraz sonra duman dağılınca iyice baktık ki gemi yanlamış, içinde bir telaş, bir tarafını su gömmeye başlamıştı bile. Ağır bir yara almıştı dev gemi. Allahu Ekber sesleri yankılanıyordu Çanakkale semalarında. Seyit dizlerinin üzerine oturup Rabbine şükretti. Ardından secdeye kapandı.
Batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey gözlerine inanamıyordu. Olay hayal gibiydi. Beklemediği bu mucizevi duruma o da şaşırdı, inanamadı. Koşarak ateşlenen topun yanına geldi ve o uzun, heybetli namluyu elledi. Gerçekten ateş gibi sımsıcaktı. İngiliz zırhlısını sersemleten ve durduran toplar bu namludan çıkmıştı. Dürbünü gözlerine götürdü, denizin üstünü alevler sarmıştı. İngiliz zırhlısı aldığı top yaralarından batıyordu. Hilmi Bey, "Koca Seyit, sen mi ateşledin topu?" dedi. İdeli Ali, "Evet komutanım, gülleyi tek başına o kaldırdı." dedi. Hilmi Bey, "Aferin koca Seyit, batırdın gemiyi, şehit arkadaşlarının intikamını fazlasıyla aldın." dedi. Koca Seyit'i kucakladı, defalarca öptü. Koca Seyit tarafından batırılan İngilizlerin Ocean zırhlısı, aynı zamanda Türklerin zaferiyle sonuçlanan Büyük Deniz Savaşı'nın en son batırılan gemisiydi. Tüm ümitlerin yitirildiği, her şeyin yok olup bittiği bir anda Koca Seyit savaşı Türklerin lehine çevirmişti. Koca Seyit'in Ocean'ı batırışı bir anda her tarafa yayıldı. Mehmetçik bu taze moralle düşmanı şiddetli top ateşine tuttu. Gün batımına kadar devam eden şiddetli savaşta düşman perişan edildi. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında mevzilenen Türk topçularının açtığı ateş ve karanlık limana Nusret mayın gemisinin döşediği 26 adet mayının etkisiyle mevcudunun üçte birini yitiren İngiliz Fransız gemilerinden oluşan donanma saat 17.30'da boğazı terk ederek geri çekildi. 18 Mart'taki cehennem cengi ancak bir gündüzlüktü. O gün güneş doğarken onların saldırısını, batarken de kaçışını görmüştü. O gün savaşa katılan bir topçu yüzbaşımız hatıratında düşmanın perişan durumunu veciz bir şekilde şöyle anlatır. Düşman filoları Türk'ün ezici, yıpratıcı, yok edici ateş ve darbeleri altında harp talihlerini denize gömerek yenilmiş, yıpranmış, gururları kırılmış, yenilgilerini teslim ve itiraf etmiş bir çöküntü ve döküntü içinde savaş alanından çekilip gittiler. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin, yaptığı bu tümsek amansız, çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Koca Seyit günün geç saatlerinde müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa ile karşılaşmasını şöyle anlatır. Akşam geç vakit Cevat Paşa geldi yanımıza. Şehitler için hem gözyaşı döktü hem de benim yanaklarımdan öptü. Bir de onbaşılık nişanı getirmiş, onu da kendi elleriyle koluma taktı. Ve "Söyle oğlum, mükafat olarak başka ne istersin?" dedi. Ben "Sağ ol paşam, mükafatımı verdiniz. Başka bir şey istemem," dedim. Cevat Paşa, "Olmaz oğlum, senin hizmetin çok büyük.
İste daha bir şeyler deyip ısrar edince, bu defa ben de günlük tayin olarak elin yarısı kadar peksimet veriliyordu. Bu bize yetmiyordu. Çift tayin verirseniz memnun olurum paşam dedim. Paşa, ne demek? Olsun oğlum, hemen verelim. Sana çift değil, 5 tayin bile azdır. Peki peki, hemen bugünden itibaren verelim dedi ve yanındaki zabitlere, bu kahramana bugünden itibaren çift tayin veriniz diye emir verdi. Birkaç gün çift tayin yedim. Sonra ikinci tayin boğazımdan geçmez oldu. Kendiliğimden tekrar tek tayin yemeye başladım. Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı Çanakkale cephesine çabuk yayıldı. O sırada Eceabat'ın Bigalı köyünü karargah merkezi olarak kullanan Mustafa Kemal Atatürk de bu haberi duydu. Bu kahramanı görüp yakından tanımak istedi. Seyit Onbaşı Büyük Gazi ile karşılaşmasını şöyle anlatır. Zafer gününden 3-5 gün sonra 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey beni çağırttı, yanına gittim. O zaman onun rütbesi yarbaydı. Çok yaman bir zabitmiş diye ara sıra askerler arasında sözü edilirdi. Hani ben de onu görmek istiyordum. Postasıyla vardık huzuruna. Bana baktı. Edremitli koca Seyit sen misin? Evet komutanım, benim. Tek başına nasıl kaldırabildin koca gülleyi? Allah'ın izniyle oluverdi komutanım. Sanki gülle ufacık tefecik bir çam bölmesi gibi geliverdi. Sen komutanlarından hiçbir para, altın gibi ödüller kabul etmemişsin. Varlıklı da değilsin. Acaba bu nedendir? Olsun komutanım. Memleketimize 40 yılın başı bir iş, bir hizmet yaptıysak hemen ödül, mükafat mı olurmuş komutanım? Dedim, sonra postasına bize 2 kahve getir oğlum dedi ve yerinden kalkıp yanıma geldi. Eliyle şöyle bir omzumu yokladı. Gözleri üzerime çakıldı. Rahat dur yavrum, hiç sıkılma. Bak, ben de senin gibi bir insanım. Kahveler geldi. Bana, güreşir misin? Memleketinde ne iş yaparsın? Evli misin? Çoluk çocuk var mı? Dedi. Ben de, birazcık güreşirim. Rençberlik yaparız. Evli değilim, dedim. Kaç yıldır askersin? Diye sordu. 6 yıldır, dedim. Düşmanla neden savaşılıyor? Dedi. Yurdumuza saldırdıkları için dedim. Sonra buraya yine beklerim. Hadi bakalım yiğit yavrum, güle güle birliğine dedi ve elimi sıkarak beni uğurladı. Bu görüşmemizden sonra Gazi'nin yanına bir kere daha vardım. O zaman da beni çok iyi karşıladı. Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla adını Türk tarihine yazdıran Seyit Onbaşı, 1918 sonbaharında terhis edilince köyünün yolunu tuttu. Savaşlarla geçen 9 yıldan sonra köyüne dönüyordu. Heyecanlıydı, özlemişti toprağını. Yıllardır hasret çektiği memleketine nihayet kavuşmuştu. Bakışlarını dokundurduğu her köşe başından binlerce anısı fırlıyordu orta yere. Giderken bıraktığı kişilerin çoğu yoktu. Gitmişler, geri dönmemişlerdi. Gözleri yaşla doldu. Hain gözler cennet vatanın üzerinde olunca rahatlık yoktu. Düşmanların hücumları bitmiyordu. Daha düne kadar Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i, 28 Mayıs'ta Ayvalık ve Edremit'i işgal etmişti. Vatan istila altındaydı. Çanakkale'nin şanlı gazisi Seyit Onbaşı durabilir miydi? Durmadı ve işgal haberini alır almaz cepheye koştu. Karış karış vatanını müdafaa eden 7'den 70'e Anadolu insanıyla omuz omuza verip vuruştu.
Seyit Onbaşı, ordunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı büyük taarruza iştirak etti. 28 Ağustos'ta cereyan eden muharebede iki yerinden yaralandı. Seyit Onbaşı Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le karşılaşır. Yunan'a yaptığımız büyük taarruzun ikinci günü bir iki yerimden yaralanmıştım. Beni top çeken kadanalardan birisine bindirdiler. Sahra Hastanesi'ne götürüyorlardı. Meğer Mustafa Kemal Paşa da yolumuzun üstündeymiş. Bir bakınca hemen beni tanıdı. Sen misin Koca Seyit? Çanakkale kahramanı Koca Seyit. Kurtuluş Savaşı kahramanı Koca Seyit. Dedi ve sonra arkadaşlarına dönerek, bu millet yenilmez. İçinde kahraman Seyitler, Ahmetler, Mehmetler var çünkü. Bu milletin önünde durulmaz arkadaşlar. İşte bana cesaret, güven verip Kurtuluş Savaşı'na zorlayan bu yiğitler olmuştur. Büyük zaferi kazanırsak onlara borçlu olacağız. Daha sonra da yanımdaki sıhhiyelere, çabuk götürün, iyi bakın bu yiğide, dedi ve yanından ayrıldık. Seyit Onbaşı savaşın kazanılmasından sonra köyüne döndü ve Hatice Hanım'la evlendi. Sonra mütevazı hayatına devam etti. Fakirdi. Çoluk çocuğunun geçimini sağlamak için binbir meşakkatle dağdan odun getiriyor, odun kömürü yapıp satıyordu. Cumhuriyet kurulduktan birkaç yıl sonra Büyük Gazi memleket gezisine çıktı. Seyit Onbaşı'nın ilçesi Havran'a da uğradı. Seyit Onbaşı Gazi ile karşılaşmasını şöyle anlatır. Köye bir haberci geldi. Çabuk Seyit, Gazi seni istiyor, dedi. Gazi Ankara'da ya, ben nasıl gideyim oraya, dedim. Haberin yok mu, Gazi Havran'da, bugün Havran'da yatacak o, dedi. Ben gayri sevincimden uça uça bayır aşağı Havran'a doğru bir yalandım, yatsı sıraları geldim kaldığı eve. Yanında hanımı Latife de vardı. Son olarak orada görüştük. O zamanlar Seyit Onbaşı zeytin işinde çalıştığı için üstü başı perişandı. Nüfus müdürünün kıyafetleri Seyit'e giydirilip Gazi Paşa'nın huzuruna çıkarılmıştı. Seyit Onbaşı Mecidiye tabyasında yaptığı kahramanlığın büyüklüğü kadar küçülmüş, sanki hiçbir şey yapmamış gibi hayatı boyunca tevazu içinde bir ömür geçirmişti. Onun bir madalyası bile yoktu. O, müracaat et sana madalya versinler, maaş bağlasınlar diyenlere, biz madalya için, maaş için dövüşmedik. Ya şehit olacağız, ya gazi dedik. Ücretini Cenab-ı Allah'tan bekledik. Ve Rabbim bize gazilik rütbesini nasip etti, demişti. Koca Seyit, 1934 tarihinde yürürlüğe giren soyadı kanunuyla Çabuk soyadını aldı. Yoksulluk içinde ömür geçiren Seyit Onbaşı, 1939 yılının Aralık ayında akciğerlerindeki rahatsızlığından dolayı 50 yaşında vefat etti. Vefat ettiğinde maddi hiçbir şeyi yoktu. Belki dünyanın en fakir insanıydı. Fakat tarihe altın harflerle yazılacak şanlı hatıralar bırakmıştı. Havran'da Seyit Onbaşı'nın şanına yakışır bir abide dikilmiş. Meye gelen Ali adındaki genç şunları anlatır. Gün Hamidiye tabyalarının bitiminde asfalt yolun sol tarafında da onun sahile ve boğaza bakan bir heykeli var. Çamlık köyüne büyük kahramanın adını yaşatmak için Koca Seyit denilmiş. Koca Seyit köyü Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı. İlçeye 12 kilometre mesafede yer alan köyün etrafı orman arazisiyle çevrili. İri yarı adamın vakitsiz çöktüğünü ve eridiğini anladım. Seyit Onbaşı vefat edince köyüne defnedildi. Burası onun mezarı. Ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Yakışır bir abide dikilmiş. Mehmet Akif'in "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın." beytinin unutulmaz kahramanlarından o. 253 bin Çanakkale kahramanı içinde sırtladığı 276 kiloluk top mermisiyle İngiliz donanmasının kalbi Oyşın zırhlısını vuran
ve komutanından askerine tüm cepheye moral veren Koca Seyit oldu. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Küllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.